Merhaba arkadaşlar. Bugün 29 Aralık Cuma. 2023 yılının son günleri. Hava güzel. Böyle bir video çekmek istedik. Bildiğiniz gibi korsanı sahiplendirdik. Iğdır'a gitti. Onun yerine korsanla ana bir, düzeltiyorum, baba bir, anaları bacı olan bu horozum var. Bu da benim arkadaşım da çıkmıştı. Onda da diğer videolarda paylaşmıştım. 30-40 tane yavru olduğu için bunun bakımını yapamamıştı. Diğer kardeşleri bunu ezmişti. 2 aydır ben de salyangoz ve diğer vitamin takviyeleriyle bunu bu kadar yapabildim. Daha yeni yeni ötmeye başladı. Bu dedesinin aynı rengi arkadaşlar. Mesela şu an Asi baba dedesinin şekli, bu da dedesinin rengi arkadaşlar. Japon yani. Zaten klasik Japon renkleri. Sırtı sarı, boynu sarı. Bu renktedir arkadaşlar. Bu mühür ibik. Ayakları, kalemleri çok güzel. Basarları çok güzel. İşte belinde birazcık diğer kardeşleri fazla ezdiği için bir sıkıntısı vardı. O da yeni yeni, daha 2 aydır bende. Korsanı sahiplendikten sonra bunu salmaya başladık işte. Ötmeye başlayınca da tavuklara falan da sahip çıktı. Bu şekilde oldu. Öteki çaparımız da orada duruyor, çil tavuğumuzda. Çil tavuğu ayırdık şeyden. Asi'den. Asi'nin yanına Sultan'a koyduk arkadaşlar. Onların eşleşmesini yapıyoruz. Ondan yumurta alacağız alabilirsek. Şu an yumurtluyorlar zaten. Bu çapar bundan da çekindi. Onun için şu an ne ötüyor ne bir şey, hiçbir şey yapmıyor. Bu benim için daha güzel böyle. Gelişimi daha ağır. Kasasını daha oturtarak daha güzel olacak. Bu zaten şekli de güzel bu. Bu da güzel olacak. Korsanın yerine artık buna bakacağız. Bunun ismi de Aziz arkadaşlar. Rengi filan sevdiğim için tam Hint horozu rengi. Kalemlerin şekillerine bakar mısınız? Basarlarına. Harika işte. Birazcık belden öteki hayvanlar ezdiği için sıkıntımız var. Onu da besliyoruz. Yumurtasıdır, salyangozdur ve benzer şeyleri vererek. Bakalım nasıl düzelteceğiz. Dediğim gibi mühür ibiğimiz. Asille korsandan babadan bir, anadan teyze çocukları bu. Çok güzel. Yani bu farklı bir hayvan olacak. Mesela asille korsan hafif kilo. Bu 3 kiloyu dayar. Bu tam yeşil ayak Vietnam'ımız oldu. Harika. Gözler de yeşil arkadaşlar. Farklı bir yeşil ama. Ayağıyla aynı yeşildi. Çil tavuğumuz. Ferik tarih oldu. Bu da yumurtlayacak onlar. Söylediğim gibi bu ay içinde yumurtlarlar artık. Aziz bunlarla ilgileniyor. Bakalım. Ayak rengi falan çok güzel. Yeşil tavuğun pirincin. Bu badem çilimiz de söylediğim gibi Aziz'den de çekinince şu an harika kasa yapıyor. Yani olduğu zaman bu kümesin en güzellerinin olacak. Çünkü geç oldu. Geç olduğu için kasası kemiği oturacak, ondan sonra ölecek arkadaşlar. Bu çil zaten Türkiye'de tek. Bu renkte bir çil tavuk Hint görmedim ben. Harika bir şekli var. Rengi var. İki yeşil feriğimiz var. İbik filan ölçüler de çok harika arkadaşlar. Aynı babası gibi. Babası çil bunu biliyorsunuz. Fazla bir iyi yok ama Brezilya. Baba Brezilya zaten.
Bu çil tavukla ana baba bir, bunlar kardeş şekerlikle ikisi. Bunlar da çekilişe koyduğum ferikler arkadaşlar. Şunun güzelliğine bak. Küllü. Brezilya Japon çaprazı. Azil de var arkadaşlar bunlarda. Anadan Azil. Bu ferik de yine arkadaşlar benim korsanlarla anadan kardeş, babası çiğildir. Onlar da çekilişe koyduğum yavrularımız arkadaşlar. Evet, bu ayın 5'inde, ocağın 5'inde bunları çekilişle vereceğim arkadaşlar. Şartlar videoda mevcut. Katılan arkadaşlar arasında yapacağım çekilişte, ama en aşağı 30 kişi başvuracak. Ondan aşağı talep olursa çekilişe koymayacağım. Sıradan hayvanlar değil bunlar da. Zaten horozun renginden, tavuğun renginden anlıyorsunuz arkadaşlar. Horoz kül, al kanat, Brezilya ağırlıklı bunlar arkadaşlar. Brezilya azil ağırlıklı. Feriğim zaten tavuk tüylü. Anadan çift taşlılar oluyor. İki ayağında da taşları vardır horoz gibi. Böyle değerlendirmenizi isterim. Çok güzel hayvanlar. Evet, bakalım bunu iyileştirebilirsem Asi ile beraber bunu kullanacağız damızla. Ben renk olarak bunu tercih ediyorum. Ben böyle renk seviyorum arkadaşlar horozda. Çünkü sırtındaki sarısı olması lazım. Kanatlarındaki o allık olması lazım. Bakın. Hint horozu damızlığında zaten gereken şeyler de bunlar. Mühür ibik zaten aranan en büyük özellik. Kasak diyorum ya, bunlardan çok kaba olacak. Mesela Asi ile Korsan 200-200-800 basmıyordu. Bu 3 kiloyu rahat geçecek arkadaşlar. Görüntü onu gösteriyor. Dedesinin aynı şekli, renk olarak. Bakalım. Biraz daha kilolu olduğu zaman tam aradım zaten ne olacak benim. Birazcık işte sırtında öteki hayvanları kardeşlerinden ezmesinden dolayı birazcık sorunu var. Sadece zaten damızlığa kullanacağım ben bunu. Başka hiçbir şeye kullanma. Özellikle Sultan'la eşleştirmeyi düşünüyorum. Bir de o yeşil ayaklarla hiç akrabalığı yok. Sadece teyze çocuğu arkadaşlar. Yeşil ayaklarla da vurabilirim bunu. Güzel diyorum. Yeşil ayaklara vurulmaz. Bu çillere vurulur. Yeşil ayaklarla babadan kardeş arkadaşlar. Analar teyze çocuğu. Sultan'la hiçbir akrabalığı yok. Bunu Sultan'a vurabilirim arkadaşlar. Ya da bu ferim var. Bakın söylediğim gibi. Bu ferikle hiçbir şeyi yok. Analar sadece teyze çocuğu. Buna vurabilirim. Bu da çok güzeldir. Bu Asi ile Korsan'ın anadan kardeşidir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.